Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir pürçükle ailesi varmış. Bir zamanlar şu yumurtacıklardan minik minik civcivleri olmuş. O civcivlerin evi olmadığı için kasada yaşıyorlarmış. Çok uzun zaman evin içinde hep beraber yaşamışlar. Anneleri olmadığı için de böyle sıcak sula ısıtmışlar. Bir gün pürçüklü ailesi onlara bir kümes yapmaya karar vermiş. Baba, anne hep beraber çalışmışlar. Gel zaman git zaman civcivler büyümüş ve karşınızda kocaman tavukçuklar olmuş. Gördünüz mü? Bu bir kümes hikayesi. Hu. Herkese merhaba. Duyuyor musunuz? Kuş seslerini. Ben her sabah bu manzaraya uyanıyorum. Yatak odamın camları buraya geliyor. Bugün bu manzarayı sizinle paylaşmak istedim. Kümesin son günleri. Artık sıkıldınız bu kümes hikayelerinden, değil mi? Değişik videolar gelecek birkaç güne. Başardık sayılır. Baksanız ya, bunlar artık orayı kullanmaya başladılar suluk olarak. Bravo onlara, çok zekiler. Biri yapınca zaten hepsi peşin aynısını yapıyor. Harika. Çok komik ya. Bakın şimdi bu tavuk adayı, yani bizim civcivcağızımız huy oldu. Bu kırmızı kabın içine girmek. Şimdi bunlara kayısı getirdim şöyle. Tabi hepsini dağıttılar bir dakikada. Bunun altına girme huyu var. Bakın nasıl yapıyorsa yere saklanıyor altına. Ya nasıl girmeyi beceriyor bilmiyorum. Bir iki kere gece kapatmadan önce bakar mısınız? Bir de güzel yerleşmiş. Ne? Ya huy oldu. Her seferinde giriyor. Hep de aynısı. Su içenlere bakın. Sırayla ilk suları gölgede. Yusuf Usta. Vallahi yüzdük galiba kuyruğuna geldik biz bu işin. Bir geldim, ne bakayım, Yusuf boyayı hazırlamış, boyaya başlamış. Yusuf, o şeyleri boyamışsın, sonra nasıl yapacaksın süslerini? Yaparım yavrum. He, boyacıya bırak diyor. Vallahi kendi iş açtın bence, onları boyamayacaktın. Hiç problem değil. Haydi bakalım yap, görüşürüz sonra, sana kolay gelsin şimdilik. Teşekkür ederim. Aşama aşama ilerliyoruz. Ve çok güzel oluyor civciv köşkümüz. Üstüne de uluk yapacağız. Yağmur suyunu toplayıp şu bölüme kocaman birkaç bidon koyacağız. Ve buradaki bitkilerimizi geri dönüştürdüğümüz yağmur suyunu kullanacağız. Çok güzel oluyor ya. İnanılır gibi değil. Bütün detayları tek tek çekmedim. Çünkü bu bir boyama videosu değil neticede. Ama parça parça sizinle paylaşmak istedik. Gördüğünüz gibi dış tarafını kremle boyadım elimde olan boyalardan. Şu anda şey yapıyorsun değil mi? Boya karışımları. Evet. Neyle neyi karıştıracağım? Şimdi siyah, oranj, kırmızı karıştıracağım ve bordo yapacağım onlardan. Bu rulo fırça çöp olmasın diye ben böyle ağzı kapalı şeylerin içine ruloları atarım. Zamanı gelince de kullandım. Bak şimdi yine lazım olacak bu bana. Evet, şimdi siyahla bordolaştıracağız. Haydi bakalım. Al, bir sürpriz daha çıktı bize. Yusuf Usta bayağı tedbirli. Her boyanın içine bir tane rulo atmış. Arap yağı bol bulunca hikayesi. Ama gerçekten de iyi fikir. Sonra bunlar yıkanca çıkıyor değil mi? Bunlar yıkanca çıkar ama değmez. Neden? Yıkamaya. Çünkü tiner ondan daha pahalı.
O yüzden yine böyle kullanmak için kutuların içine atarım, başka şeyle kullanırız. Ama içinde kaldığı müddetçe ölmüyor değil mi? Hayır. Yağlı boya hava almadığı müddetçe kurumaz, donmaz, hiçbir şey olmaz. 20 sene bile dursa. Bak bunlar en az 5-6 yıllık boyalarım benim. Çok güzel. Bu bilgileri bir yere kaydedin. Renk denemesi yapacağız şimdi. Yusuf bir köşeden azıcık boyayacak. Hep beraber karar vereceğiz. Oldu mu olmadı mı diye. Elimizdekilerle yapınca böyle oluyor. Kırmızı bordo karışımı bir renk olacak. Şunun rengine bakın. Videoda o kadar güzel görünüyor mu bilmiyorum ama harika oldu. Biz devam ediyoruz. Ne yapıyorsun? Renk yapıyorum. Harika bir renk oldu gerçekten. Şimdi uygulayınca da göreceksiniz. Fosuf. Bir gülümse bakayım. Kesleme yaparken pek bakamıyorum. Bir kerecik gülümse haşile. Kolay gelsin. Aşksın sen, aşk. Horoz da bana katıldı. Mavinin rengi nasıl? Yazın bakayım yorumlara. Şuraya şimdi bir güzel bakın. Çünkü sonrasına inanamayacaksınız. Gülümseyecek mi? Yok. Bunlar babasınla baya baya video düşmanı. Ama bir projeler yaptılar son günlerde. Keşke kopartabilsem de Pürçüklü'de yayınlamama izin verseler. Çok güzel, çok. Nasıl gidiyor son ritüşler? Gidiyor. Şimdi bu yazıların etrafında keçeli kalemle çerçeveliyoruz. Fırçayla ince yapamayacağımız için. Ama güzel oldu. O kadar özendik ki kızımla. Cila'dan sonra size full görüntüyü çekeceğim. Sizin huzurunuzda kız çemede teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel ambiyansta bakar mısınız? Gün ışığında kızımın yaptığı iş ne kadar güzel gözüküyor. Tabii benim de birkaç dokunuşum oldu ama bu işin çoğu Perisa'nın. Eline koluna sağlık kız Cemil. Teşekkür ederim. Ve sınavda başarılar diliyorum. Hem LGS'de hem Güzel Sanatlar Lisesi sınavında anneciğim. Teşekkür ederim. Son ritüşleri yapıp artık kümesi bitirmiş olacağız. Ben şimdi çerçeve yapıyorum. Yusuf'la Berisa da içini dolduracak. Fusuf, bitiyor artık değil mi? Bitecek. İçeriye de kireç yaptık. Şöyle göstereyim. Tertemiz. Şu oranj muşambayı yıkayabilelim diye koyduk. Güzel güzel temiz olsun. Çünkü burası basamak olarak en çok kirlenen yer. Yuppi! Yavaş yavaş son rötişler bitiriyoruz. Sonradan şuraya bir file koyacak Yusuf içten. Kümesin içinde kara sinek olmasın. Artık bol yorumlarınızı bekliyoruz altına. Değil mi Yusuf? Evet. Hadi bakalım. Kümes bizden, yorumlar sizden. Harika. O beyaz tahta da orada çok güzel oldu. Ressam olacak kızım. Hünerlerini gösteriyor. Thank you.
canım, dökün hemen.